Hikmet Genç gazetelere el koyacaklar, iş adamını patır patır... Doğrudur, CHP'nin ekseninde konjonktürel kaymalar, yalpalamalar olabilir. Nitekim olmuştur da. Kılıçdaroğlu projesiyle ılımlı Kemalizm eksenine kayıyoruz görüntüsü vermeleri bu minvaldendir. Bu zorunlu bir eksen kaymasıdır. Zira sandıkta asla kazanamayan ve ancak askeri darbeler ara rejimler yüksek yargı marifetiyle iktidar olma şansı olan CHP için başka çare yok. Ülkücüyü başkente aday gösterme, eski müftüden vekil çıkarma, saadetçi MYK üyesi yapma, genel merkeze mescid açma ve benzeri çalışmalarla CHP'de eksen kayıyor martavalını yutturmaya çalıştılar. Lakin CHP'nin ekseni nereye kayarsa kaysın, tıyneti sabittir. Genetik kodlar değişmez. Milli şef despotizmi, baskıcı faşizan uygulamalarca CHP'nin tek parti döneminden kalan ve asla reddetmediği mirastır. 1925'te İsmet İnönü'nün kurduğu hükümetle Takrir-i Sükun Kanunu'nu çıkaranlar da bunlardır. Bu kanunla tek muhalefet partisi olan Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasını kapatanlardı. Takrir-i Sükun'la istiklal mahkemelerini kurup onca insanı gayrimeşru ve gayri hukuki yargılamalarla idam de ve yine takriri sükunla yoldaş prese du soy, tevhid efkar resimli ay, millet, sadayı hak, doğru söz, kahkaha, istikbaliye sayha, tanın son telgraf gibi birçok dergi ve gazeteyi kapatan da aynı CHP'dir. Hükümetin yayın organları, hakimiyeti, milliye ve cumhuriyet kapatılmamıştır bilginize. Birçok yazar, genel yayın yönetmeni 15 yıla kadar ağır hapis cezası ile yargılanmış veya sürgüne gönderilmiş vakti zamanında. Bugün değişen bir şey yok. Eksen kaya kaya aynı yere geldi. CHP'nin Pensilvanya ile yapmış olduğu kutsal ittifak deşifre olunca Gürsel Tekin açıklama yaptı. 8 ve 9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır. Tamam tamamına sadece el mi koyacağız? Aynı zamanda bu kirliliğe bulaşmış ne kadar iş adamı varsa onların da patır patır hesabını soracağız. CHP'nin seçim vaadi bu. İlk işleri kirli gazetelerin tamamına el koymakmış, hangi gazetenin kirli hangisinin temiz olduğunu tespit etmişler demek ki. Arda ardına girdiği onca seçimi kazanan Erdoğan her defasında kirli gazetelere el koysaydı, şimdiye kadar basın tertemiz olmuştu değil mi ama? Basın özgürlüğü yok, hükümet baskıcı, Erdoğan diktatör diyenlere bak. Demokrasiyi getireceğiz, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz diyenlerin ilk işleri gazetelere el koymak. Yaparlar. Yapmadıkları iş değil zaten. Yeni bir takriri sükun kanunu çıkartırlar olur biter. Tek parti olsalardı Belki. Sadece gazetelere el koymakla kalmayacaklarmış. Bunlarla ilgili ne kadar iş adamı varsa onların da patır patır ne demekse hesabını soracağız diyor Gürsel Tekin. Ulan seçmeni tıpış tıpış sandığa gönderiyorsunuz. İş adamlarından patır patır hesap soracağız diyorsunuz. Paralel eksende siyaset yaptığınızı gören halk son iki seçimde sizden çatır çatır hesap sordu. Seçimi kaybedince gacır gucur sesler çıkarıp ciyak ciyak bağırdınız. AK Parti yine gümbür gümbür geliyor siz hala paralel paralel geziyorsunuz. İlk iş olarak gazetelere el koyacaksınız öyle mi? Yine tekeriniz çıktı gidiyorsunuz paldır küldür. Belli ki netice aynı seçimden sonra yine hüngür hüngür. Hikmet Genç, Yeni Şafak